Merhaba arkadaşlar, ben Erkan. Oyun Gemisi'ne hoş geldiniz. Clash Royale serüveninde yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle birlikte Mega Dal Kavuğu deneyeceğiz arkadaşlar. Bana bir tane büyük mücadeleden çıktı bir tane. Bir tane de gümüş sandıktan çıktı. İkinci levele çıkarttım arkadaşlar. Bu onun yerinde aslında orada minyon vardı. Üçlü minyonlar vardı. Onu çıkartıp onun yerine onu aldım. Bununla bir tane savaş denemesi gerçekleştireceğiz. Onun arkasından da Mega Dal Kavuk ne kadar zarar verebilir, ne kadar zarar veremez. Bunun denemesinde Burak'la dostluk savaşlarında gerçekleştireceğiz. Şu anda onun Mega Dal Kavuğu 7. level arkadaşlar. Zaten dostluk levelleri savaşlarında biliyorsunuz leveller eşitleniyor. İşte dev göndereceğiz. Mega Dal Kavuğu göndereceğiz. Bakalım Mega Dal Kavuk ne kadar zarar verecek. İşte ondan sonra bu arada savaşı yapmam lazım. İşte ne bileyim, ondan sonra Pekka göndereceğiz. Mega Dal Kavuk ne kadar iş yapabilecek? Bunun denemesini gerçekleştireceğiz. Evet, vurdun acaba, tamam. Yeter. Bayağı bir vurdun yani. Evet, vuracaksın da. Tamam, üçüncü vurma vardı. Canımız daha fazla acımasın. Tamam, lafa daldım abi, ne yapacağımı şaşırdım ya. Niye diğer taraftan saldırdım ki ben? Mega Dal Kavuk'la birkaç tane böyle yaptık Burak'la şimdilik. Süper işe yarıyor abi. Bendeki ikinci level tamam, eyvallah, ama yüksek levelli olanı müthiş işe yarıyor. Minyon sürüm vardı senin. Tek vuruşta mesela bak, ikinci level olduğu için alamadı. Eğer böyle 7. level falan olsaydı tek vuruşta goblinleri alıyordu zaten. Ki alması da gerekiyor yani. Senin şu desteni bir bozalım abi. Oo. Minyon sürüsü var bunun şimdi. Pekka'yla şimdi oradan bir kere tutturdu ya. Bir daha tutturma ihtimali var gibi gözüküyor. Tamam. Oo, Hacıvat, ben o kadar ağır geliyorum sana. Minyon sürüne güvendin değil mi? Hızlı olur muyuz? Vuramaz abi. Dedim belki bir nevi bir ihtimal vurabilir ama yemedi. Evet, yakalandık abi. Vurma oğlum. Yakalandık abi, yapacak bir şey yok. Coşkun bir destesi vardı, hırslı bir destesi vardı, aktif bir destesi vardı ve yenildik. Tamam diyorum abi. Mega minyonu çok fazla, dal kavuğu çok fazla kullanamadım arkadaşlar. Bunun sebebi, çünkü çok düşük level. Yani goblinleri bile tek atmadı. Ondan kaynaklı olarak oluyor. Bir tane Burak'a dostluk savaşı isteği gönderiyorum şu anda. Yoktur, iptal. Şu desteği alacağım. Şu desteğin içerisinde büyülerle de deneyeceğiz. Şimdi devlere, Pekka'ya ne şekilde reaksiyonlar veriyor Mega Dal Kavuk? Bunların denemesini gerçekleştireceğiz. Alev ruhunu alacağım. Tekrardan buraya. Buraya da alev topunu alacağım. Buraya da balonu alacağım arkadaşlar. Tamam, şöyle bir deste hazırladım. Tamamen deneme amaçlı olduğundan dolayı sıkıntı yok. Burak'a bir tane dostluk savaşı isteği gönderelim. Kabul etsin. Evet, kabul etti. Şimdi Burak'a yayın alacağım arkadaşlar. Onunla birlikte ortaklaşa bir Mega Dal Kavuk'un denemesini gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Burak. Şimdi abi, elinde mi dal kavuk?
Tamam. Ben şimdi devi en arkadan gönderiyorum. Tam köprünün yakınındayken benim kulem vurmadan önce şey yap. Mega dal kavuğu gönder. Gönder abi. Şu anda mega dal kavuk devle deve vuruyor şu anda. Sen troll yapıp şu anda benim kulemi mi almaya çalışıyorsun? Üçlü. Mesela hiç vuramadı görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bir tane Pekka göndereceğim abi. Desteği bir dönder. Geldi gene bir tane kule, iki tane kuleye vurdu arkadaşlar. İki tane vurmasının aldığı canı görebiliyorsunuz. Gönderme Burakcığım onları. Tamam, rica ediyorum lütfen. Şimdi arka taraftan, sağ taraftan da Pekka'yı bıraktım arkadaşlar. Bu sefer de Pekka'nın üzerine gene Mega Dal Kavuğu göndereceğiz. Bakalım kuleye varmasına izin verecek mi? Bırak kardeşim. Bir tane buz ruhu var. Buz ruhu ve ikisi ne işe yapar? Birazcık geriden bıraksaydım vurmazdı. Evet. Bir şekilde ellem etti, kullem etti, vurdurmadı. Arkadaşlar şimdi de kraliyet devinin üzerinde nasıl bir etkisi var ona bakalım. Kraliyet devi bir vurdu. Kule vurdu gerçi. İki kere vurabilecekti. Yani üçüncüyü vuramayacaktı kraliyet devi. Kraliyet devi tek başına gönderdiğiniz takdirde eğer arkasından bir şeyle desteklemezseniz Mega Dal Kavuk onu tek başına iki kere vuruş yapabilecek ve daha arkasından alamayacak. Elinde mi şey Mega Dal Kavuk? Tamam, şimdi balonu gönderiyorum abi. Tam köprünün oradan bırakacağım. Haberin olsun. Bıraktım. Bakalım ne olacak. Kuleye yaklaştıracak mı? Yetiştirecek mi? Evet. Kuleye yetiştirmedi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Mesela Mega Dal Kavuk ve Buz Ruhu ne şekilde iş yapar? 1800 canı vardı. Buz Ruhu ve Mega Dal Kavuğun yaptığı işleri görmüş gördünüz. Şimdi kendi kulenin o taraftan da kuleyi alma, kuleyi alma. Uzatmaya girsin, bekle büyüleri deneyeceğim. Şimdi en arka taraftan da şeyi gönder Burak. Mega Dal Kavuğu gönder, alev topu atacağım. Bakalım Dal Kavuk şey alev topu Dal Kavuğu öldürecek mi arkadaşlar? Evet, görmüş olduğunuz üzere Mega Dal Kavuğu bir tek alev topu öldürmedi. Burakcığım 8. level bir tane şu anda geliyor. Alev ruhu atacağım. Bakalım alev ruhu öldürebilecek mi tek başına? Evet. Tek başına alev ruhu da öldüremedi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Burak bir saniye dursana kardeşim. Tamam. Sol taraftan yani devin geldiği taraftan değil de diğer taraf. Tamam. Bir tane de zehir gönderdim arkadaşlar. Zehir bakalım Mega Dal Kavuğu tek başına öldürebilecek mi? Evet, zehir Dal Kavuğun hani Dal Kavuk içerisinde kaldı ama tek başına zehir de Mega Dal Kavuğu öldüremedi arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir tane şey atmak lazım. Evet, Burak beni trolleyip ana kulemi büyüyle aldı fark ettiğiniz üzere. Tek tek uğraşa 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 uğraşa. Bak görüyor musun? Troll işte abi. Yani troll bu çocuk. Yapacak bir şey yok abi bu çocuğa. Tamam, bu Mega Dal Kavuk'la ilgili başka ne söyleyebiliriz? Ha bu arada yeni bir tane daha kart şu anda açıldı. Bu kartta şu anda Cehennem Ejderhası adı altında geçiyor. 950 cana sahip ve efsanevi bir kart arkadaşlar. 75-875 saniye başa hasarı var. Hasarı da 30-350. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Felaket kulesi gibi. Yaklaştıkça veyahut da bir birime daha uzun süre vurdukça hasarı yükselecek. Yani bireysel bir hasar. Alan hasarlı bir yavru ejderha gibi alan hasarı yok bunun. Tek. Tek atıyor böyle. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mega Dal Kavuğun etkisini denedik. 7. levelde denedik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşça kalın. Bye bye.